Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde adverbs yani zarflar konusu üzerinde duracağız. Fiilleri niteleyen kelimelere zarf denir yani adverb. Zarf yapılarını bulmak için genellikle fiile nasıl sorusunu, how sorusunu sorarız. I always drive carefully. Daima dikkatli bir şekilde sürerim. Bakın buradaki fiile nasıl sürme diye sorduğumuzda cevabı carefully şeklinde alırız. Veya they are speaking angrily. Onlar konuşuyorlar kızgın bir şekilde, kızgın kızgın konuşuyorlar derken nasıl konuşuyorlar diye sorduğumuzda cevabı angrily kızgın bir şekilde. Çoğunlukla sıfatların sonlarına l-ye takısı getirilerek zarf oluşur. Tabi düzensiz olanlar da vardır. Örneğin tabi düzenli olanlara önce örnek verelim. Brave cesur bir çocuktur. Ama he fights bravely, o cesur bir şekilde kavga eder. Burada isme nasıl sorduğunuzda sıfatı, fiile nasıl sorduğunuzda zarfı buluruz arkadaşlar. Nasıl çocuk? Cesur çocuk. Nasıl kavga ediyor? Kavga eder. Cesurca kavga eder. Hemen bunların türlerine bir göz atalım arkadaşlar. Sınıflandırmalarına adverbs of manner durum zarfları vardır. Adverb of place yer zarfları vardır. Adverb of time zaman zarfları vardır. Adverb of frequency sıklık zarfları vardır arkadaşlar. Adverbs of manner durum zarfları bir eylemin nasıl meydana geldiğini veya geleceğini anlatan ifadelerdir. Örneğin she speaks loudly yüksek sesle konuşuyor. He was driving slowly yavaşça sürüyordu. You replied correctly. Doğru bir şekilde cevapladın. He runs fast. Hızlıca koşar ya da hızlı koşar. Burada dikkat edin düzensiz bir zarf var. L'yi almamış. They solved the problem easily. Onlar problemi kolayca çözdüler. Listen to me carefully. Beni dikkatli bir şekilde dinle. Bunlar durum zarflarıydı. Yer zarfları ise bir eylemin nerede meydana geldiğini veya geleceğini anlatır. Bakın here, burada, there, orada, near, yakın, somewhere, bir yerlerde, outside, dışarıda, ahead, ileride, on the top, üstte, at some place, bir yerde. Dikkat edin, bunlar da cümle sonunda çoğunlukla ortada yer alabilir. Bunlar için bir kural koymuyoruz. He will come here. O buraya gelecek. The children are playing outside. Çocuklar dışarıda oynuyor. He was standing near the wall. Duvara yakın duruyor. They were flying kites on the top of hill. Tepenin üstünde uçurtmayı uçuruyorlar. He lives somewhere in Istanbul. İstanbul'da bir yerde yaşıyor. She went upstairs. Üst kata gitti anlamında kullanabiliriz. Zaman zarfları ise bakın tabi zamana göre değişik göstermekle birlikte genellikle now şu anda, then daha sonra, soon yakında, tomorrow yarın, yesterday dün, today bugün, tonight bu akşam, again tekrar, early erken, yesterday de dün anlamında kullanılır. Hemen örneklerimize bakalım arkadaşlar. I will buy a computer tomorrow. Yarın bir bilgisayar alacağım. The guest came yesterday. Misafir dün geldi. Do it now. Şimdi yap. She's still waiting for her brother. Hala kardeşi için bekliyor. He got up early in the morning. Sabah erken kalktı şeklinde bunları da çevirebiliriz arkadaşlar. Hemen sıklık zarflarına bir göz atalım arkadaşlar. Sıklık zarfları bir eylemin ne kadar sıklıkla meydana geldiğini veya geleceğini anlatır. Daily, günlük, sometimes, bazen, often, sık sık, seldom, nadiren, usually, genellikle, frequently, sıklıkla, always, her zaman, ever, hiç, generally, genellikle, rarely, nadiren, monthly, aylık, yearly, yıllık anlamında kullanılır. Hemen bakalım diğer örnek cümlelerine. He goes to school daily. O günlük okula gider. She never smokes. Asla sigara içmez. He always late for class. Her zaman derse geç kalır. They usually come in time. Her zaman zamanda gelirler. Barking dogs seldom bite. Havlayan köpek nadiren ısırır. The employees are paid monthly. İşçilere aylık ödenir. The employees are paid every month. Her ay onlara
ödeme yapılır şeklinde arkadaşlar. Bunları ara ara gözden geçirmekte fayda var. Çünkü en sık kullanılan zarflar bunlar arkadaşlar.